Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş ve kurmayları BTP Ankara Bayan Gençlik Kolları tarafından düzenlenen programa katıldı. Tevhidin merkezine Ehl-i Beyt'i oturtarak dünya nizamını, dünya düzenini, özellikle Orta Doğu coğrafyasındaki dökülen kanı hayatı pahasına durdurmaya çalışan çok muhterem hocam. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Türkiye ve İslam dünyasının sorunlarının ve çözümlerinin aktarıldığı programda gazeteci yazar Murat Çabas, Profesör Doktor Haydar Baş'ın Ehl-i Beyt açılımıyla kirli planları nasıl bozduğunu anlattı. Haydar Baş Bey bu külliyatı ortaya koyarken sadece bununla da değil, panellerle, sempozyumlarla beraber aslında çıkartılmak istenen Şii-Sünni çatışmasının önünü kesen tek kişidir. Dünyada bunu da ifade etmemiz lazım. İslam dünyasını yok etmek isteyenler Şii-Sünni çatışması çıkartmak isteniyor. Profesör Doktor Haydar Baş Bey Ehl-i Beyt külliyatıyla, Ehl-i Beyt sempozyumlarıyla da Şii-Sünni birlikteliğini ortaya koyup, kardeşliğini ortaya koyup bütün bu oyunları bertaraf etmeye çalışıyor. İlahiyatçı yazar Müslim Karabacaksa ayetler ve hadisler ışığında Hazreti Fatıma'nın seçilmişliğini anlattı. Meveddet ayetindeki Ehl-i Beyt'e muhabbet ifadesinin sadece sevgiden ibaret olmadığını belirten Karabacak, ayette Ehl-i Beyt için her şeyimizi ortaya koymamız gerektiği emrediliyor dedi. Fatıma, meveddeti Müslümanlara farz olan insandır. Meveddet ayetini bilirsiniz. La es'elukum aleyhi ecra. Sizi içine düştüğünüz, tepelendiğiniz küfür bataklığından İman mutluluğuna, iman irtifasına kazandırmamın karşılığında sizden sadece kurbama meveddet istiyorum. Başka bir bedel, ücret istemiyorum. Çok basit bir menfaate dünyaları istediğimiz ya da dünyaların feda edilmesini beklediğimiz bir yerde dünyevi hiçbir şeyle kıyaslanmayacak İman mutluluğu, iman servetine karşılık rahmet ve şefaat nebisi ümmetinden meveddeti ister Ehl-i Beyt'ine karşı. Değerli kardeşlerim, meveddet mehabbet değildir. Meveddet sevdiğiniz insan uğruna, sevdiğiniz insana o sevginin karşılığı olarak neyiniz varsa seferber etmenizdir. Allah Ehl-i Beyt'e bunu istiyor. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ata Selçuksa içine düştüğümüz zifiri karanlıktan tek çıkış yolunu ortaya koydu. Artık insanların uyanma zamanı geldi. İnsanlar uyanmadığı müddetçe belalardan kurtulamazlar. Bir bela gelmeyince de insanlar ayıkmazlar. Onun için bu bela geldi. Şu anda Orta Doğu'da bela var. Her taraf zifiri karanlık ama bir ışık var ki projektör gibi bu karanlığı aydınlatacak. Bundan hepiniz emin olun. Çok kısa bir süre sonra hakikat yerini bulacak. Batıl denen inançlar ortadan kalkacak. Milli ekonomi bedelini çıkardılar dünyayı refaha kavuşturmak için. Ama anlayan anladı, anlamayan hala anlamadı. Hala anlamamanın neticesi köleliğe kadar gider. Bunu her gördüğünüzü anlatın. Milli ekonomi modeli ekonomik olarak Türkiye'nin kurtuluşu, yükselişidir. Sosyal devlet onun bir neticesidir. Bunları uygulamadığımız takdirde bize iflah etmeyiz. Programda söz alan gençler de Türkiye'nin sorunları ve çözüm yolları üzerine görüşlerini açıkladı. Şii kardeşlerimiz evleri işaretlendiği zamanda Ehl-i Beyt konferansları sayesinde büyük bir Şii katliamını da önlemiş bulunmaktasınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ehl-i Beyt'im Nuh'un gemisi gibidir. Ona binmeyen helak olur buyurmaktadırlar. Bugün İslam alemi olarak yapmamız gereken şey Ehl-i Beyt çatısı altında sizinle bir ve beraber olarak bu bölünmeye karşı dur demektir diyorum. Teşekkür Aferin, ediyorum. Sana teşekkür ederim. Ben aslen İzmirliyim. Atatürkçü, küçüklüğümden beri Atatürkçü olarak yetiştim. Atatürk'ün fikirleri ışığında büyüdüm. Burada İslam'ı, Ehl-i Beyt'i ve Atatürk'ün bir çatı altında birleştiğini gördüm. Ve inanın bundan çok mutlu oldum. Gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Evet.
Bize bunu yaşattığınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hepimizin bu birlik ve beraberliğe gerçekten ihtiyacı var. Çok sağ olun hocam. Bu hükümet gelmeden önce neredeyse bitmek üzere olan terör, silinmek üzere olan terör şu anda öyle bir duruma geldi ki neredeyse Güneydoğu'yu kaybetmek üzereyiz. Ankara'nın göbeğinde iki tane bomba patlatıldı. Yani artık Türkiye'nin başkenti Ankara bile güvenli değil. Peki bunun çözümü ne? İlk öncelikle maddi ve manevi refah. Maddi refah halkın eline para geçmeli. Bu da işte insan eline para geçecek ki oğlunu, evladını göndermeyecek daha. Direkt halka devletin eliyle para ödenmeli. Yani krediydi yok işte bankalarla borçlu bir şekilde değil, direkt devletin vatandaşına bakması gerekiyor. Yani demek istiyor ki terörü bitirmek için vatandaşlık maaşı vermek lazım. Bunu da veren tek insan Profesör Doktor Haydar Başbey ve onun eşsiz eseri Milli Ekonomi Modeli. Bizler bu ülkenin gelecek nesilleriyiz, gençleriyiz ve gerçekten geleceğimizden endişe duymaktayız. Ve siz milletimize her zaman insanı yaşat ki devlet yaşasın esasını aldınız ve bizi milletin cebinde olması gereken parayı, 5000 lirayı ayakkabı kutularına değil de bizlere vaat ettiğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Allah sizin gibi modelleri biz Türk gençlerinin başından eksik eylemesin. Allah sizden razı olsun.